İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan hükümeti soykırım anıtı dizilerine Kapert'te bir etkinlik düzenledi. Erdoğan, Ermenilerin sürgün edilmesini en akıllıca atılmış bir adım olarak nitelendirdi. Ermenilere karşı uygulanan soykırımın uygulayıcılarının yargılanmasına 100 yıl önce bugün başlanmıştı. Portekiz parlamentosu Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıdı. Bako Sağkan Stepanakert'te geri dönüş adlı belgesel filmin gösterimine katıldı. Artsakh'ta düzenlenecek olan Konifa Avrupa Futbol Şampiyonası tamamen ücretsiz olacak. Ermenilere karşı uygulanan soykırımı anma anıtı olan ve kırlangıç yuvası anlamına gelen Dizernakapert'te bugün Batı Ermenistan hükümeti tarafından düzenlenen bir etkinlik gerçekleşti. Bu tür faaliyet her yıl Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarının anısına düzenlenmektedir. Etkinliğe Batı Ermenistan parlamentosu üyeleri de katıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Garnik Sarkisyan etkinlikte bir konuşmada bulundu. Batı Ermenistan Başbakanı Sarkisyan konuşmasında sürgündeki Ermenileri ulusal bir gündem oluşturmaya seslenerek işgal altındaki Batı Ermenistan topraklarının kurtuluşunu sürdürmeye çağırdı. Sarkisyan'a göre aksi takdirde bölgede barış mümkün olmayacak. Katılımcılar masum kurbanların anısını bir dakikalık saygı duruşuyla onurlandırdılar. Etkinliğin detayları resmi sayfamızda video şeklinde yer alacaktır. Geçen yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Dünya Savaşı'nda Ermeni kurbanlarına duyduğu empatiyi dile getirmişti. Bu sene Türkiye'nin arşivlerinin geliştirilmesi, vizyonu ve tarihi araştırmalar konulu bir konferansta konuşan Erdoğan, 1915'te Ermenilere karşı işlenen soykırım haklı çıkararak sürgünün en akılcı atılmış bir adım olduğunu söyledi. Soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin Uluslararası Hukuk Sözleşmesi'nin ikinci maddesine göre Türk hükümetlerinin Ermenileri Batı Ermenistan'dan sürgün etmeyi başardığı anlaşılmaktadır. İş bu sözleşmede soykırım, ulusal, etnik, kabile veya dini gruplara karşı tamamen veya kısmen işlenirse, bu o grupları imha etme anlamına gelir denmektedir. A. Bu grubun üyelerinin öldürülmesi. B. Bu grubun üyelerine ciddi bedensel zararlar veya zihinsel zarar vermek. C. Herhangi bir grup için onun tamamen veya kısmen fiziki yok olmasına sebep olacak yaşam koşullarından birinin kasıtlı olarak yaratılması. D. Bu grup çerçevesinde çocuk doğurmayı engelleme amaçlı önlemlerin uygulanması. E. Çocukları bir insan grubundan diğer bir insan grubuna zorla transfer etmek. Erdoğan, Doğu Anadolu'daki Müslümanları öldüren, hatta kadın ve çocukları bile imha eden Ermeni çetelerinin ve destekçilerinin tekçili, sürgünü böyle bir dönemde en olumlu adımdı, dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan tekçil kelimesi, 2 milyon yerli Ermeninin öldürülmesi ve sürgün edilmesi anlamına geliyor. Onların ana vatanları 1919'da Versay Anlaşması'yla Müttefik Devletler Yüksek Konseyince bağımsız ve özerk bir devlet olarak kabul edilerek, Türk Devlet Diktatörlüğü'ne isyan ederek Ermenistan'daki Ermeni nüfusunu korumaya çalışan haydut çeteleri olarak isimlendirilen gruplar bu konsey tarafından aklanmış oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinde ilk kez Ermeni halkına karşı gerçekleştirilen soykırım suçunu kendi biçimiyle tanımış oldu. Garin Abrahamyan, Batı Ermenistan Hükümeti'nin soykırım suçlarının sonuçları ve tazminat bakanı. Jön Türk Parti liderleri ve bakanlarının yargılanması 27 Nisan 1919'da başladı ve 28 Mayıs'ta İngiliz komutanlığı 77 kişiyi beklenmedik bir şekilde Malta Adası'na sürmesiyle durdurduğu mahkeme süreci 13 oturum gerçekleştirdiği 26 Haziran'a kadar devam etti. Karar 5 Temmuz 1919'da yayınlandı. 31 suçludan 4'ü Talat, Enver, Cemal ve Nazım gıyabında ölüme mahkum edildi. 27'si farklı hapis cezalarına çarptırıldı. Bazıları ise delil yetersizliği nedeniyle beraat ettirildi. Kararda İngilizler tarafından Malta'ya sürülmüş olan suçlular unutuldu. İttihat ve Terakki Partisi'nin bölge sekreterleri ve diğer yetkililerin davaları 1919 yılının 21, 23 ve 29 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Karar 1920'de yayınlandı. 8 Ocak'ta 36 sanıktan 3'ü 10 yıl hapis cezasına, diğerleri ise birkaç yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme tutanakları 1919-20 tarihli modern Türkçesi olaylar takvimi anlamına gelen Takvim-i Vakayi adlı Arapça-Türkçe resmi gazetenin Ekin'de yayınlanmıştır. Jön Türklerin davası çok geniş bir yankı uyandırmamasına rağmen Türk yetkililer tarafından Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı uyguladıkları soykırım gerçeği gün yüzüne çıktı. Jön Türklerin dava tutanakları Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Türk resmi çevrelerin inatla yürüttüğü inkarcılığı çürütüyor. Portekiz parlamentosu Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıyan yasa tasarısını 26 Nisan'da kabul etti. Kabul edilen kararda 24 Nisan 1915'te Jön Türk hükümetinin kararnamesiyle yaklaşık 250 Ermeni aydınının ve toplum önderlerinin tutuklanıp daha sonra öldürüldüğü belirtiliyor. 1,5 milyondan fazla Ermeninin soykırım kurbanı olduğu da kaydedilmektedir. Metinde Ermenilerin Osmanlı Devleti tarafından sistematik olarak imha edilmesi, uluslararası tarihçiler topluluğu tarafından 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak tanındığı ifade edilmektedir. Portekiz parlamentosu Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarına duyduğu acıyı dile getirerek onların anısının insanların uzlaşmasının ve temel insan haklarının korunmasının temel bir unsuru olarak görüyor. Kabul edilen yasa tasarısında ayrıca soykırımı organize edenlerin 1919-1920 yıllarında Osmanlı askeri mahkemeleri tarafından yargılanmasına rağmen idam edilmedikleri belirtiliyor. Parlamento şu anki milliyetçilik, yabancı düşmanlığı ve dünyadaki hoşgörüsüzlük seviyesini göz önüne alarak geçmişteki acıların hatırasının büyük önem taşıdığını vurgulamaktadır. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın Departmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Saakyan, Geri Dönüş adlı belgesel filmin başkent Stepanakert'te 26 Nisan'daki gösterimine katıldı. Devlet Başkanı, Artsakh'ın tarihi ve ulusal kurtuluş mücadelesi üzerine bu kadar değerli bir çalışma gerçekleştirdikleri için tanınmış Rus gazeteci Svetlana Kulçitskaya ve ekibine şükranlarını dile getirdi. KONİFA'nın Artsakh Düzenleme Kurulu, Artsakh Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek olan KONİFA 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 1-9 Haziran günleri arasındaki açılış ve kapanış törenleri yanı sıra tüm maçların ücretsiz olacağını açıkladı. KONİFA Artsakh 2019 Organizasyon Komitesi, herkesi bu güzel futbol bayramına katılmaya, zengin bir kültürel programın keyfini ve Artsakh'ın misafirperverliğinin tadını çıkarmaya davet ediyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aznev Hagopyan tarafından seslendirilen Arziv Slatsir adlı eseri sunuyoruz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.